Rakamlar sıkıcı olabiliyor fakat kararlarda ve planlamalarda çok önemi var. Onun için rakamların dilini anlamak ve doğru okumak gerekiyor. Onu da Kent Kültürü Derneği Başkanı Sosyolog Mutlu Çınar çok iyi yapıyor. Son çalışmasında geçen seçimin ayrıntılı sonuçlarından önümüzdeki siyasi tablo tespiti çıkardı. İşte pek gündeme gelmeyen 31 Mart 2019 yerel seçimine ittifak etkisi. 30 büyük şehirde Cumhur İttifakı adına MHP Adana, Manisa ve Mersin'de aday gösterirken, AK Parti 27 ilde aday çıkardı. Millet İttifakı adına CHP Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ, İyi Parti Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon'da 23 Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdi. Şunu anımsattı. Millet İttifakı ve HDP Şanlıurfa'da Saadet Partisi lehine büyükşehir adayı çıkarmadı. Mersin'de HDP, CHP lehine büyükşehir adayı göstermedi. İyi Parti saatinde dosyayı yetiştiremediği için DP'den büyükşehir adayı gösterdi. Ardından, 30 büyükşehir, de 519 ilçe belediyesinde oy dağılımına dikkat çekti. AK Parti 288 belediyede %55,5, CHP 118 belediyede %22,73, MHP 58 belediyede %11,18, HDP 32 belediyede %6,17, İyi Parti 9 belediyede %1,74, Bağımsızlar 5 belediyede %0,95, BBP 3 belediyede %0,58, DSP 3 belediyede 0,58, SP 2 belediyede %0,38, DP 1 belediyede belediyede yüzde 0,19 oy aldı. Şu nokta önemli. Cumhur İttifakı adına kazanılan her 6 belediyeden birini MHP, 5'ini AK Parti kazandı. Millet İttifakı adına 14 belediyeden 13'ü CHP'nin, biri de İyi Parti'nin oldu. Sonucu gösterdi. İttifaklar seçim sonuçlarına yansıdı. Büyükşehir sınırlarındaki 519 ilçe belediye başkanından 374'ü %50'nin üzerinde oyla seçilirken, 145 belediye başkanı %50'nin altında seçildi. 2019'da hangi partiler nerelerde avantaj sağladı? 2019'da %50'nin altında oy veren ilçelerde sonuçlarla şu tablo oluşuyor. AK Parti 73 belediyede %50,34, CHP 31 belediyede %21,38, MHP 22 belediyede %15,17, HDP 6 belediyede %4,14, Bağımsızlar 4 belediyede %2,76, DSP 3 belediyede %2,07, İyi Parti 3 belediyede %2,07, BBP 2 belediyede %1,38 ve DP 1 belediyede %0,69 oy aldı. MHP Bağımsızlar, DSP, İyi Parti, BBP ve EDP %50'nin altında seçim kazanılan 145 ilçede oransal olarak avantaj sağladı. Bu tablo ilk kez görülüyor. Hangi parti hangi partiye nasıl kaybettirdi? Mutlu Çınar, 2019 yerel seçimi sonuçlarını incelerken ilk kez görülen bir siyasi tabloyu ortaya çıkarıp gözler önüne serdi. İl tespiti şu. AK Parti ve MHP büyükşehir sınırlarındaki 519 ilçede birbirlerine seçim kaybettirmedi. Karşı tablo şu, CHP İYİ Parti'ye mut ve boz yazıyı kaybettirdi. Örneğin boz yazıda MHP 65 oy farkla İYİ Parti'ye karşı kazanırken CHP adayı burada 1018 oy aldı. İyi Parti CHP'ye 8 belediye olarak Toroslar, Silifke, Günnar, Aydıncık, Anamur, Pınarbaşı, Dalaman, Ulay'ı kaybettirdi. Devam etti. Saadet Partisi CHP Yetefenli, Yüreğir, Çifteler, Payas, Üsküdar, Eyüp Sultan, Derince, Karamürsel, Köprübaşı, Ortaca olmak üzere 10 ilçe kaybettirdi. Saadet Partisi İyi Parti'ye de Beypazarı, Korkuteli, Dört Yol, Köprübaşı gibi 4 belediyeyi 29 ila 51 gibi küçük farklarla kaybettirdi. Saadet Partisi Şanlıurfa sonucunu nasıl değiştirdi? Şanlıurfa, demografik yapısı nedeniyle çok farklı yapılarda seçmen kitlelerinin bir arada yaşadıkları ilimiz. Sosyolog Mutlu Çınar. 2019 yerel seçimi sonuçlarını il il, ilçe ilçe karşılaştırıp ortaya çıkardığı siyasi tabloda şuna dikkat çekti. Şanlıurfa'da Büyükşehir adayı çıkarmayıp Millet İttifakı'na destek veren HDP, Viranşehir ve Birecik'te Saadet Partisi'nin aldığı oylarla belediyeleri kaybetti. Bir de böyle bakmak gerek, DP ve SP oyları nerelerde sonuç değiştirdi. Yerel seçime 6.5 ay kaldı. Seçime hazırlanan partilerin son seçim tablosunu değerlendirmelerinde yarar var. İşte o tabloyu Kent Kültürü Derneği Başkanı Sosyolog Mutlu Çınar hazırladı. İlk değerlendirmeyi de son yerel seçimde yüzde %0,9 oy alan DP oylarının etkilediği yerler üzerinden yaptı. DP oyları Kaşbul'dan İskenderun, Çekmeköy, Ahmetli, Hayrabolu'da CHP'ye kaybettirdi. Örneğin AK Parti'nin 5305 oyla CHP'ye karşı kazandığı Hatay İskenderun'da DP 30464 oy aldı. DP adaylarıyla, Bursa'nın Karacabey, Mustafa Kemal Paşa, Orhan Gazi ilçeleri yanında Kale, Yunus Emre, Şehzadelerde de İyi Parti'ye kaybettirdi. Bir de ikili karşılaştırma yaptı. DP ve SP'nin toplam oyları ise, Haymana, Güney, Islahiye, Bergama'da CHP, Bursa Yenişehir ve Baklanda da İyi Parti'nin kaybetmesini getirdi. Oyu az partiler adaylarıyla dengeyi değiştiriyor. İlçe ilçe, 2019 yerel seçim sonuçlarını inceleyen sosyolog Mutlu Çınar şuna dikkat çekti. Oyu az olan küçük partiler ilçelerde güçlü adaylarıyla dengeleri bozup sonucun değişmesine etki ediyorlar. Örneği şöyle verdi. Manisa Turgutlu'da CHP 450 oyla MHP'ye karşı belediyeyi kazandı. O seçim Turgutlu'da BBP 22.944 oy aldı. CHP'nin 17 oyla AK Parti'ye karşı kazandığı Babadağ'da da BBP'nin 37 oyu var.